Merhabalar herkese. Bugün sosyal politika buluşmalarının üçüncü oturumunda birlikteyiz. Merve Kadelen, Bilir uslu ve Ekin Ekici sunumlarını yapacaklar. Etkinlik başlamadan önce e, tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bu etkinliğin sunumlar kısmı kayıt altına alınacaktır. O yüzden e, kameralarınızı kapalı tutabilirsiniz e, tüm davetlilerimiz. E, soru cevap kısmında kayıt almayacağız. O yüzden sunumlar bittiğinde kaydı durdurmuş olacağız. Merve'nin sunumuyla başlayacağız. Merve, 2011 yılından beri Sağlık Bakanlığı'nda çeşitli kademelerde sağlık memuru olarak görev yapıyor. Aynı zamanda 2019 ve 2000 yılları arasında Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü'nde uzman olarak çalışmış olup halen de enstitü bünyesinde yürütülen projelerde çeşitli görevler üstleniyor. Bugün bize Türkiye'de ruh sağlığı politika reformu kullanıcı gruplarının yaklaşımı başlıklı tezini anlatacak. Daha sonrasında Ekin Ekici ile devam edeceğiz. Ekin de Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisansı'ndan yakın zamanda mezun oldu. Türkiye'de diyabet politikasının incelenmesi, nitel bir doküman analizi başlıklı tezini sunacak bize bugün. Aynı zamanda kendisi hala Sosyal Politika Forumunda araştırmacı olarak çalışmaya devam ediyor. Ben sözü kısaca Merve'ye bırakıyorum. Ve ikisinin de çok heyecanlıyım şimdiden. Umarım çok güzel geçer. Teşekkür ederim Zeynep. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Benim tez konum Türkiye'de ruh sağlığı politikasının analizi üzerineydi. Aslında çok fazla çalışılmamış bir konuydu. Ancak giderek ilgi çektiğini görmekteyim. Bu da mutlu etmekte ilerideki araştırmalar için. Dilerseniz şöyle sizinle hazırlamış olduğum bir sunumu paylaşmak isterim. Türkiye'de ruh sağlığı politika reformu dediğimizde aslında akıllara birden fazla e, uğraşacağımız kavram giriyor. Bunlara biraz açıklık getirmek gerekirse öncelikle ruh sağlığı politikasının bir kavramsal çerçevesiyle başlamak isterim. Ruh sağlığı politikası sosyal politikaların, sağlık politikalarının bir alt dalı gibi düşünülebilir. Tıpkı sağlık politikası gibi finansman, sunum ve regulasyonla e, ilişkilendiriliyor ve bunları aslında ruh sağlığı çerçevesinde ele alıyor. Ve e, ruh sağlığı alanında koruyucu, önleyici, tedavi edici, iyileştirici hizmetlerin sunumunu... E, bu hizmetlerin sağlanması esnasındaki regülasyonu ve bu hizmetlerin finansmanını içeren e, bir e, alt disiplin olarak ele alınabilir. E, bununla birlikte ruh sağlığı politikası literatüründe e, dört tane belli başlı aktör görüyoruz. İlk olarak tabii ki kamu, devletin çok e, düzenleyici bir rolü var bu alan üzerinde. İkinci olarak uluslararası işbirlikleri, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurum ve kuruluşların e, ciddi anlamda bu çerçevede çalıştığını görebiliyoruz e, ve ruh sağlığında çalışan profesyoneller, psikiyatristler, psikologlar, e, çocuk gelişimcileri, psikiyatri hemşireleri gibi e, bu alanda hizmet veren e, tıbbi profesyonellerimiz var ve kamu ve özel sektörün birlikte e, hizmet sunumunda yaptıkları işbirlikleri öne çıkmakta. Çünkü ruh sağlığı alanının bir de bakım perspektifi bulunmakta. Ruh sağlığı politikasının analizini yaparken de aslında biz ruh sağlığı sistemi devlet tarafından nasıl düzenleniyor, nasıl yönetiliyor ve farklı aktörler konuya nereden, hangi kanallardan dahil olabiliyorlar ve etkileri nasıl çerçeveye edilebilir gibi bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Burada aktörlerimiz az önce de bahsettiğimiz gibi devlet, özel sektör, tıp profesyonelleri ve hizmet alanlar. Ben örneklememi hizmet alanlar olarak seçtim. Bunu da kullanıcı grupları olarak nitelendirmeyi tercih etmiştik. Çünkü genellikle politika analizine bakarken e, tıp profesyonelleri veya devletin bakış açısıyla çok sık bakıldığını gördük. Ancak bir de bu hizmeti kullananlar, hizmeti alanlar var. Onların perspektifini yansıtmak istemiştim çalışmamda. Bu nedenle çalışmamın ana sorusunu Türkiye'de ruh sağlığı politikalarının dönüşümü kullanıcı grupları arasından tarafından nasıl analiz edilebilir olmuştu. Bu e, araştırma sorusunu çerçeve çerçeveye koymaya çalışırken de aslında Türkiye'de 2006 yılından beri süregelen bir ruh sağlığı politika dönüşümü var. 2006 yılında Ulusal Ruh Sağlığı Politika metni hazırlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının işbirliğiyle ve bu Politika metni Türkiye'deki ruh sağlığı reformunu, sistemini baştan aşağı değiştirmekte. Ee, onun öncesinde biz genellikle Türkiye'deki ruh sağlığı sistemini büyük hastane temelli, yani eski psikiyatri hastanelerini düşünebiliriz, ee, hastane bazlı bir sistem olarak görüyoruz. Burada genellikle bakım kısmının çok ihmal edildiği bununla beraber sosyal aktivitelerin ve sosyal desteklerin çok kısıtlı olduğu bir sistemden bahsedebiliriz. Ancak 2006 yılında bir kırılma gerçekleşiyor ve ruh sağlığı politika ile birlikte bir dönüşüm sürecine giriyor. 2011 yılında da bir aslında bir eylem planı hazırlanıyor. 2023'e kadar farklı fazlarda tıpkı sağlıkla dönüşüm reformu gibi farklı fazlara tam, ıı, tamamlanabilecek bir ıı, ruh sağlığı sistemi öngörülüyor. Halen de bu sistem, bu plan çerçevesinde ıı, faaliyetlere devam edilmekte. Kullanıcı gruplarının görüşleri ise bu çalışmanın birinci nitel ıı, materyali, ikinci literatür olarak bakmaya çalıştığımız konuyla ilgili yayınlanmış veriler e, gerek e, Sağlık Bakanlığı, gerek Dünya Sağlık Örgütü'nün ve OECD'nin verileri oldu. Bununla birlikte yayınlanmış politika metinleri, çünkü ulusal ruh sağlığı politika metninden öncesinde de aslında 1960'lardan beri Türkiye'de ruh sağlığına bir reform yapılmaya çalıştığını görüyoruz. Ama bu e, girişimler 2006 yılında bir e, vücut bulabilmiş. Bunun yanı sıra e, ruh sağlığı alanında çalışan, insan Hakları Dernekleri, Hasta Hakları Dernekleri gibi derneklerin yayınlanmış raporlarından faydalanmıştım. E, bu politika değişikliği az önce de bahsettiğim gibi aslında hastane temelli bir ruh sağlığı sisteminden toplum temelli, toplum hastane denge modeli temelli bir sisteme geçişi öngörüyor. E, dünyada da benzer bir şekilde bir eğilim olduğunu görüyoruz. Genelde Türkiye bu konuda ruh sağlığı konusunda e, dünyayı bir 20 sene geriden takip ettiğini görüyoruz. Çünkü e, dünyada 60'larda 70'lerde başlayan bu dönüşüm süreci 2000'lere geldiğimizde tamamlanırken e, Türkiye'de 2000'li e, yıllara kadar hala tartışıldığını ve 2006 yılından sonra bir geçiş aşamasına geldiğini görebiliyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin e, ruh sağlığı politikası aslında bir istisna değil. Dünyadaki gelişmeleri takip eden bir süreç izliyor. Çalışmamızın e, yöntemini ve örneklememi kısaca belirtecek olursam az önce de bahsettiğim gibi hizmet alan odaklı yani kullanıcı grupları odaklı bir örneklem oluşturmaya çalıştım. Bu yüzden de sivil toplum kuruluşlarıyla e, çalıştım. Ancak bunu yaparken bir liste halinde elemeye gittik. E, çünkü çok fazla sivil toplum kuruluşu vardı ama bunlara baktığımızda genellikle hizmet alanların daha geri planda olduğu e, dernekler çok fazlaydı. Yani genellikle tıp profesyonellerinin e, ön planda olduğu derneklerdi ama e, benim örneklerimde direkt ruh sağlığı sorunu yaşayan bireylerin yani kullanıcıların hizmet alanların ya yönetiminde bulundukları ya da bizzat kurdukları dernekler vardı ve bu dernekler üzerinden e, gerçekleştirmiştim çalışmamı. Bu çalışma çerçevesinde toplamda 13 kişiyle bir e, birebir görüşme gerçekleştirdik. Yaklaşık bu görüşmeler bir bir buçuk saati buldu yarı yapılandırılmış görüşmelerdi ve gerçekten çok verimli geçen bir çalışma olmuştu benim açımdan ancak sınırlılıklarımız vardı çünkü Türkiye'de aslında yine 1900 ...50'lerden beri kurulan psikiyatri hastaneleri var. Bunlar kapasite olarak çok büyük hastaneler. Örneğin Adana'da, Manisa'da, Trabzon'da ve Erzurum'da... E, yüksek kapasiteli e, psikiyatri hastaneleri var. Halen de açıklar. Ve genellikle biz e, bu hizmet alan grupların, derneklerinin... ...hastaneler e, yanlarında kurulduğunu görüyoruz. Yani çok yakındalar. E, ancak tabii ki çalışmalı sınırlıkları neticesinde e, İstanbul... Ankara ve İzmir'le sınırlı tutmuştuk ama başka bir çalışmada e, bunlara dahil olursa eminim daha farklı perspektifler gelecektir. E, hemen sağ tarafta da görüşmecilerimizin kısa bir e, özelliklerini görebilirsiniz. Burada çoğunlukla hizmet alan birebir kişilerle görüştük. Birinci dereceden yakını dedik e, olarak ifade ettiğim kişilerse genellikle anne baba olanlar ve aynı zamanda derneklerin yönetimlerinde kurucu üyeleri olarak bulunan isimlerdi. Ee, çalışmanın bulgularına geçmeden önce sizlere bir de ruh sağlığı sisteminin genel görünümünü paylaşmak isterim. Ee, Türkiye'de 2011 yılı için en son veriler biraz şey değil çok güncel değil ama kısaca özetlemem gerekirse Türkiye'de 2011 yılı için 100 bin kişiye düşen yatak sayısı psikiyatri yatak sayısı altı. Ancak biz aynı yılda OECD ortalamasını 68 olarak görüyoruz. 2013 yılına geldiğimizde yatak sayısı 5'e düşüyor 100 bin kişi için. Ama aynı yılda yine Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa bölgesi için baktığımızda 100 bin kişiye düşen yatak sayısının yine 68 olduğunu görebiliyoruz. Psikiyatri hastanesi sayımız 2018'de. 9'dan 11'e yükseldi. Ancak yatak kapasitemiz düştü. Artış yaşanmadı. 2002 yılında 4000 küsur olan yatak sayımız 2018 yılında 3.887'ye kadar gerilemiş. Bu aslında politikanın bize getirdiği sonuç. Çünkü bu politika çerçevesinde büyük çaplı hastaneler yerine daha küçük çaplı toplum temelli merkezlere doğru bir geçiş öngörüyordu. Ancak genellikle reformluk eleştirilen noktalarından biri Türkiye'nin henüz hazır olmadan bu sisteme geçtiği yönündeydi. Nitekim Türkiye'nin verilerini OECD ortalaması ve Avrupa ve DSÖ Avrupa Birliği e, ülkeleri ortalamasına karşılaştırdığınızda arada bir fark olduğunu görebiliyoruz. E, bununla beraber sadece yatak sayısı ve kapasitesi değil, ortalama yatış günü verilerinde de bir düşüş görülebilir. 2011 yılında eee ICD grubuna göre mental ve davranışsal bozukluklar tanısı alan bir kişi ortalama 18.4 gün yatarken 2018 bu rakam 13 güne kadar düşüş göstermekte. Yani hastalar daha kısa sürede aslında taburcu olmuşlar buradan anlayabileceğimiz üzere. 2006 yılındaki reform çerçevesinde artık toplum temelli ruh sağlığı merkezleri açılmaya başlandı. Bunları kısaca e, bir örnek verecek olursam küçük birer e, sağlık hoca gibi düşünebilirsiniz. İçerisinde bir e, psikiyatrist, bir psikolog, e, bir hemşire, e, bir sosyal çalışmacıdan e, oluşan minimum dört kişiden oluşan bir ekip ve eğer psikiyatri e, hastalık varsa e, bu merkezlere gidip Rutin kontrollerinizi, ilaç takiplerinizi, işte kan düzeyi takiplerinizi vesaire yaptırabiliyorsunuz. Yani küçük birer hastane gibi düşünülmüşler. Bu sayı ise 2008 yılında denemeleri açılıyor. İlk olarak Bolu'da ve Ankara'da açılıyor. daha sonra 2011 yılında 40'a, 2018 yılında 172'ye yükseliyor. burada yine erişebildiğimiz verilerden şunu görebiliyoruz. 2019 yılı verileri var en son elimizde. Türkiye genelinde 74.112 kişiye hizmet sunulduğunu ve 137 bin el ziyareti gerçekleştirdiğini bir yıllık veriden söyleyebiliyoruz. Sistemin genel görünümünün bir diğer ayağı ise ruh sağlığı alanında insan gücü. maalesef bu konuda Türkiye'nin Yine ortalamalara göre geride kaldığını söylemek mümkün. 2013 yılı verileri var elimizde. 100 bin kişiye düşen psikiyatri sayısında 4.32 ortalamamız. DSU Avrupa bölgesinde ise bu, bu rakam 13, yani neredeyse 14'e kadar çıkıyor. Bununla beraber psikiyatri hemşiresi sayımız da oldukça az. Psikiyatri hemşiresi de 4 yıllık üniversite bitirmiş, hemşirelik lisansı almış bir kişi. 2 yılda master düzeyinde Devam ederek eğitimle psikiyatri hemşiresi olabiliyor ee, ve sahada çok e, gerçekten deneyimlilikleri ve uzmanlıklarıyla öne çı çıkıyorlar. E, sayıları bizde 100 binden e, 100 bin kişiye düşen kişi sayısı 3'ten az ama OECD ülkelerine baktığımızda bu sayının 100 bin kişine, kişiye düşen e, psikiyatri hemşiresi sayısının 50 olduğunu görebiliyoruz. E, psikolog sayısını da yine e, OECD ortalamalarından gerideyiz. Bizde 10 bin kişi başına şu an psikolog sayısı 2 iken OECD ülkelerinde 26. Bu veriler aslında bize şunu gösteriyor: Ruh sağlığı alanında gerek finansman, gerek sunum, gerekse insan gücü anlamında aslında ortalamanın gerisindeyiz. Bu bilgiler aslında devam edecek olursak, araştırmalarımızın bulguları da bize aslında bu verilerle tutarlı şeyler gösteriyor. Öncelikle bu bulguları ben üç e, kategoride sunmak isterim. Görüşmecilerle yaptığımız konuşmalarda şunu e, fark etmiştim. Kurumsuzlaştırma politikası yani 2006 yılında gelen o reform e, öncelikle bu reformun anlamı ve içeriğine dair sorular sormuştum. İlk bulgularımızı bu oluşturuyor. İkinci olarak e, kendilerinin yaşadıkları sosyal destek eksikliği eksikliğine dair eleştirileri, görüşleri, önerileri var. Üçüncü olarak da Türkiye'de acaba hizmet alanlar bu ne kadar katılabiliyorlar? Gerek politika süreçlerine gerekse hizmet sunumu süreçlerine. Öncelikle toplum ruh sağlığı merkezi ve kurumsuzlaştırma dediğimiz iki farklı şey aslında kullanıcı gruplarında birleştiğini gördüm. Çünkü reformun ne getirdiğine dair bir belirsizlik var. Hastaneler kapanacak mı? Hastaneler kapanıyor. Ee, biz o zaman e, nereye gideceğiz? Toplum ruh sağlığı merkezine mi gideceğiz? Hep bu tarzda bir belirsizlik e, hakimdi görüşmelerde. Tanımı ve içeriği hakkında bir belirsizlik var. E, ve toplum ruh sağlığı merkezleri üzerinden tanımlanıyor bu politika değişikliği. Çünkü çok somut ve görülebilir bir şey doğal olarak. E, bununla beraber de bu, bu merkezlerde alınan hizmetin... E, Kalitesi yani olumlu veya olumsuz olarak e, yaşadıkları deneyimler kişilerin algılarını etkiliyor. E, bununla beraber umut evleri, korunaklı iş Gündüz hastaneleri, ama tem, çama Çamatem gibi merkezler yine e, kullanıcı gruplarının gözünde e, reformun getirdikleri yenilikler olarak algılanıyor. Ancak e, tabii eleştiriler de mevcuttu burada. Özellikle toplumun sağlığı merkezlerindeki personel eksiklikleri, fiziksel şartların uygunsuzluğu, e, çok uzak olmaları, çok küçük olmaları gibi. Bununla beraber bütçe kısıtlamaları. Çünkü bu merkezlerde aslında sadece ilaç ve takip değil, iş ve uğraş terapisi, istihdama yönelik eğitimler ve diğer başka yönlerden yani işte Gıda yardımı olsun, bazen yakacak yardım olsun gibi e, farklı farklı işlevleri olan merkezler bunlar. Ama bunlar genellikle kağıt üstünde kaldığını görebiliyoruz. Küçük bir hastane gibi bir hizmet verdiğini söylüyorlar. E, bu nedenle aslında e, sosyal hayatı destekleyecek faaliyetlerin kısıtlılığına vurgu yapılmıştı. Ancak burada şunu da belirtmek isterim. Psikiyatri hastanelerinin o kadar kötü bir algısı vardı ki kullanıcı gruplarının gözünde e, kesinlikle hani tekrar oraya dönmek, tekrar o e, daha 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 fiziksel şartları uygunsuz olan yerlere dönmek, kapalı mekanlara dönmek e, çok fazla şikayet edilen bir konuydu. O yüzden e, hastane kapanacak mı? Kapansın. Toplum sağlığı merkezimiz var, oraya gideriz e, gibi bir ifadeyle karşılaştığımı da söylemem gerekir. İkinci olarak e, bulguların ikinci kategorisi olarak sunabileceğim tamamlayıcı sosyal politikaların yetersizliği. Aslında toplum temelli hizmetler iyileştirici hizmetlerdir ve e, tıbbi tedavi süreciyle beraber sosyal destek mekanizmalarını da içerirler ve iyileşme bir bütün olarak ele alırlar. E, yani sadece e, biyomedikal e, yönden değil biyopsikososyal yönden destek olmaya çalışırlar. Ancak burada e, sosyal politikaların yetersizliğini görüyoruz. Öncelikle damgalanmayla ciddi bir e, mücadele eksikliği olduğunu e, söyleyebiliriz. E, i̇stihdam desteğinde e, kısıtlılıklar olduğunu söyleyebiliriz. Düzenli gelir desteği, e, sübvansiyon desteğinde eksiklikler olduğunu ve son olarak konut açısından e, ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyleyebiliriz. Burada şöyle küçük kutularla ifade etmeye çalışırsam bulguları toparlamak adına özellikle en çok vurgulanan şeylerden biri sosyal hizmetlerden ziyade dar tabanlı sadece tıbbi bakıma odaklanan bir kavramsal çerçeveye sahip olduğu ve hizmetlerin bu yolla aktarıldığıydı. Bütüncül bir yapıdan yoksun, her merkez kendi genellikle kendi alanı çerçevesinde hizmet veriyor. E, bu da bütüncül bir yapıdan yoksunluğu beraberinde getiriyor. Kurumlar arası işbirliği iletişim eksikliğinden e, çok şikayet edilmişti. Yine farklı kurumlar e, gerek kamunun farklı kurumlar arasındaki iletişimsizlikler, bürokratik işlemlerin uzunluğu ve zorluğu gerçekten e, gerek rapor süreçleri, gerek e, ilaç raporu olsun, engel raporu olsun vesaire buradaki bürokratik işlemler çok uzun. E, iş bulmada ve mevcut işlerini korumada e, oldukça zorlandıklarını ifade edebilirim. E, i̇stihdam piyasası oldukça dışlayıcı, e, tabii damgalamada bunun e, çok ciddi bir nedeni. Sosyal destekten yoksunluk, e, sosyalleşme olanaklarının kısıtlılığı, gerek toplum gözündeki algı, gerekse e, maddi imkanlar çerçevesinde kısıtlılıktan ciddi şekilde bahsedilmişti e, ve e, genellikle Ruh sağlığı e, sorunu yaşayan bireylerin çok sık ifade ettiği bir şeydi. E, fiziksel engeli olan bireylere nazaran biz daha dışlayıcı ve daha zorlayıcı koşullarla karşı karşıya kalıyoruz. E, damgalamanın çok ciddi bir etkisinden bahsedilmişti burada ve e, yani bir hiyerarşi yapmak gerekirse biz hiyerarşinin altında, yani en altındayız gibi bir ifade kullanmışlardı. E, bununla beraber bağımsız yaşam dediğimiz aslında bireyin e, kendi yaşamını idame ettirmesi, kendi isteklerine, tercihlerine göre yaşaması özellikle ruh sağlığı sorunu yaşayan bireyler için oldukça zor. Çünkü genellikle aileye bağımlılığın çok fazla olduğunu görebiliyoruz. Bu bağımlılık çerçevesinde maddi bağımlılık, istemsiz yatışlar, alım-satım işlerinde bir söz haklarının olmaması, zaman zaman oy haklarının e, dahi olmaması, e, vasi tayini, vasi tayinindeki hukuki problemler ve bunlarla baş etmede e, zorluklar ifade edilmişti. E, buradan da tamamlayıcı sosyal politikaların oldukça yetersiz olduğunu söylemek mümkün. Üçüncü olarak da, e, hizmet alanlar olarak e, politika süreçlerine hiç katıldınız mı veya böyle bir e, çünkü kaldıkları hastanelerde çok uzun süre kalıyorlar. Genellikle psikiyatri hastanelerinde ve artık orası neredeyse hastaneden çıkıp bir ev olmaya doğru gidiyor. E, bu yönde bir e, birkaç tane sorum olmuştu. Burada katılımcılardan gelen yanıtları şöyle kategorize ettik. Aslında e, toplum temelli ruh sağlığı merkezlerinde e, hizmet alanlar olarak e, zaman zaman katılım gösterebildiklerini ifade ediyorlar. Çünkü toplum temelli ruh sağlığı merkezleri kurulmadan öncesinde de aslında e, mecliste e, ve özellikle bu e, tıbbi profesyonel dernekler yani psikiyatri dernekleri gibi e, çok uzun Dönemdir araştırmalar ve bir takım toplantılar yapılmış e, ve e, benim görüştüğüm e, kişilerin bazıları bu toplantılara gitmişler. Dolayısıyla burada bir katılımlarının olduğunu ifade ediyorlardı. Bununla beraber de e, EKT dediğimiz e, tedavi e, yani bir nevi elektroşok tedavisi gibi e, bu Türkiye'de yazılı izin ve e, kayıt alınmayan bir tedavi şekliydi. Ama 2006'taki reformdan sonra kişiden yazılı izin ve işlemi yaparken kayıt altına alma, hak ihlallerini önlemek adına böyle bir reform çerçevesinde bir yenilik gelmişti. Katılımcılar bu iki noktada kendilerinin bir katılımlarının olduğunu ifade etmişler ettiler. Bununla beraber ulusal düzeyde bir çıktıya sahip değiller. Bunu da şuradan örneklendirebiliriz. Türkiye'nin halen bir ruh yasası yok. Ruh sağlığı yasa tasarısı görüşmeleri uzun yıllardır devam ediyor. Ama en son 2018 yılında yine hizmet alanlarında katıldığı uzun görüşmelerden sonra bir yasa tasarısı vardı. Hem meslek tasarısı hem hizmet alanların e, haklarını koruyan bir yasa tasarısı hazırlanmıştı. Ancak e, seçimler vesaire derken tekrar konu rafa kalktı. En son e, baktığımda 2021 yılında e, popüler bir dizi e, nedeniyle yeniden bu konunun hak ihlalleri konusu bağlamında açıldığını gördüm. E, benim Görüştüğüm örneklerimdeki kişiler aslında e, bu ruh sağlığı yasası tasarısı görüşmelerine farklı zamanlarda katılmışlar gerek dernekleri vasıtasıyla gerekse e, bazen kendileri işte meclise veya büyükşehir meclislerine vesaire gitme fırsatları olduğunu ifade etmişlerdi e, ancak ulusal düzeyde henüz e, bir çıktı olmadığını görebiliyoruz. Burada da geleceğe yönelik bir tereddüt olduğunu ifade etmeliyim. Yani biz şimdiye kadar çağırdılar, bundan sonra çağırırlar mı bilmeyiz, bilmiyoruz demişlerdi örneğin. Bununla beraber yine Bakırköy ve Erenköy gibi İstanbul'da bulunan Büyük Psikiyatri Hastanelerinin bir hasta meclisi var. Bu hasta meclisine de aktif olarak katılıyorlar ve özellikle hastane içindeki yani yatışta karşılaştıkları problemler e, ve isteklerini, görüşlerini, önerilerini her hafta e, toplanıp e, hastane yönetimine iletiyorlar. Bu şekilde özetlemek mümkün. Daha yerel noktalarda katılıyorlar. Sonuç olarak toparlamam gerekirse, e, Türkiye'de 2006'da gelen bu reform değişikliği hastane toplum temelli dengeli bir bakım modeli önerdi. Tamamen... İtalya örneğindeki gibi hastaneleri tamamen kapatmadan ama sayılarını stabil tutarak veya düşürerek e, bununla beraber toplum temelli merkezler açarak e, böyle bir denge modeline doğru gitti. Ve e, aslında bu toplum temelli ruh sağlığı merkezleri ruh sağlığı hizmetlerinin kullanımını, erişimini arttırdı. Zaten bunu e, Gerek Sağlık Bakanlığı'nın kullanım istatistikleri raporlarından da görebilmek mümkün. E, bununla beraber aslında... E, tıbbi ve sosyal destek yoluyla iyileşme dediğimiz bütüncül bir anlayışı ortaya koyan bir anlayıştan yoksun bir reform olduğunu görebiliyoruz. En azından pratik uygulamalarında sosyal desteklerin yoksunluğu e, ve hak ihlalleri konusu ortaya çıktı. E, kullanıcı grupların temsilcileri de benim e, görüştüğüm kullanıcı grupları, temsilcileri de tam anlamıyla bu reformun getirdiklerinin beklentilerini karşılamadıklarını ancak daha rahat bir şekilde e, hizmete erişebildiklerini ifade ettiler. Ve başta sosyal destekler olmak üzere e, hak konusunda da reformun eksik e, kaldığını vurguladılar diyebilirim. E, teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok teşekkürler Merve. E, ben hiç vakit kaybetmeden sözü ekine bırakmak istiyorum. Sunumlar bittiğinde e, soru cevabı birlikte yapacağız. Söz sende ek. Teşekkür ederim Zeynep. Şu şekilde, pardon. Şu an görüyorsunuz sanırım değil mi? Şu an gözükmüyor. Şu an gözüküyor mu? Evet. Tamam. Evet. Teşekkürler. <laughs> Merhaba arkadaşlar, hepinize öncelikle teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben de bugün size Türkiye'de diyabet politikasının incelenmesiyle ilgili yaptığım tez araştırmasını anlatacağım. Bu nitel bir döküman analizi. Öncelikle araştırma sorularımdan bahsetmek istiyorum. Asıl araştırma sorum, Türkiye'nin diyabet sorununa müdahalesindeki başarısızlığın altında yatan politika faktörlerinin neler olduğu bunu araştırırken yani yaptığım çalışmada diyabet politikasının çeşitli paydaşlara etkileri ve diyabetin politik söylem ve uygulama düzeylerinde nasıl ele alan, alındığı konularını da incelemiş oldum. Çok kısaca diyabetin ne olduğunu açıklamak istiyorum. Eminim zaten biliyorsunuzdur ama insülin eksikliği veya var olan insülinin yeterli şekilde kullanılamamasından dolayı vücudun kan şekerini düzenleyemediği kronik bir hastalık diyabet. Diyabetin aslında birçok çeşidi var ama ben genel olarak üç tipinden bahsedeceğim. Birinci tip diyabette pankreas insülini hiç üretemiyor ve insülinin düzenli olarak dışarıdan alınması gerekiyor. Bu bir otoimmün hastalık, yani bağışıklık sisteminin kendi kendine saldırmasından dolayı olan bir hastalık ve e, şu an bilinen bir hani kalıcı bir tedavi yöntemi veya tamamen önlemenin bir yolu yok. 2 e, diyabet ise aslında daha farklı bir hastalık. E, burada pankreas insülini üretiyor ama e, yeterince kullanamıyor. E, o yüzden işte başka destekler almak gerekiyor. Son olarak gebelik diyabeti de e, gebelik sırasında ortaya çıkabilen geçici bir durum ama bu e, sonradan çocuğu ve anneyi daha artmış bir risk altına sokuyor tipiki 2 diyabet geliştirme konusunda. E, neden diyabeti çalıştım tezim olarak? E, çünkü diyabet şimdi Türkiye'de biraz çok e, normal bir şey haline geldi bence. Yani hepimiz duyuyoruz bir yerlerde işte birilerinin diyabet olmuş falan. Zaten şeker hastalığı olarak bilindiği için daha hani yumuşak yumuşatılmış bir şeyi var, tınısı var bence. Ama aslında bizim bu kadar duymamız da normal değil. Çünkü diyabet dünya çapındaki başlıca ölüm nedenleri arasında dokuzuncu sırada. Ve Uluslararası Diyabet Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2019'da Dünyadaki toplam e, diyabet kaynaklı ölüm sayısı 2 milyon kişiye ulaşmışken e, vakası yetişkin vaka sayısı da yarım milyar kişiye ulaşmış durumda. Bunlar inanılmaz rakamlar aslında. E, diyabetin sadece medikal bir sorun değil, aynı zamanda sosyoekonomik, çevresel, demografik, demografik ve e, diğer etkenlerle de yakından ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de bence sağlık sadece sağlık e, politikalarıyla değil, genel olarak bütün politikalarla, e, bütünleşik bir yaklaşımla baş edilebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden sosyal politika açısından da e, önemli bir konu bence. E, ve neden Türkiye? Çünkü Türkiye aslında diyabet bağlamında çelişkili bir vaka örneği olarak karşımıza çıkıyor. E, 1989'da imzalanan San Vincent e, deklarasyonunu ilk imzalayan ülkelerden birisi Türkiye. 1992'de imzaladı. E, ve hemen akabinde 1994'te de bir ulusal diyabet programı geliştirmiş. Bu aslında çok fazla ülkede gördüğümüz bir şey değil yani. Biraz e, Türkiye'nin bu konuda hani daha önce ülkeler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Ve e, birçok ülkeyle kıyasladığımızda güçlü bir sağlık sistemi olduğunu da söyleyebiliriz. Ayrıca diyabet yönetimine ayrılmış gerçekten çok önemli miktarda bir bütçe söz konusu. E, bu bütçe 2019'da kişi başı yani diyabet ve diyabetin komplikasyonlarının tedavisine harcanan e, kamu ve özel sektör bütçesi toplamda kişi başı 1404 dolar ve toplamda 9.2 milyar dolara kadar varan bir bütçe. Bu Türkiye'nin bütün sağlık harcamalarının dörtte biri ediyor ve yani tahmin edebiliyorsunuzdur ne kadar e, ciddi bir pay olduğunu. Şimdi bu açıdan baktığımızda aslında Türkiye'de bu konuda belli bir yol alınmış olmasını e, bekliyor insan. Ama bir yerlerde bir şeyler yanlış gitmiş olacak ki. E, diyabete bağlı hastalık ve ölüm aranlarının en çok görüldüğü ülkelerden biri olmuşuz. E, yaşa göre ayarlanmış prevalans da Avrupa birincisi. E, diyabet hastası sayısında da Avrupa üçüncüsü Türkiye. Bunlar 2019'un verileri tabii. E, ben bu araştırmayı yaparken başta dediğim gibi nitel bir döküman analizi yaptım ve incelediğim dökümanlar Türkiye'nin son diyabet programı 2015-2020 arasını kapsayan ve 2015-2018 arasında gerçekleştirilen diyabet parlamentosu toplantı dökümleri. Bunları diyabet parlamentosu ile ilgili size ileride daha fazla bilgi vereceğim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Diyabet parlamentosu aslında 2011'den 18'e kadar 10 oturum boyunca sürmüş bir girişim ama ben e, kronolojik olarak bir paralellik sağlamak ve e, politika dökümanının uygulamaya nasıl yansıdığını görebilmek için aynı dönemi kapsayan toplantıları sadece seçtim ve yedi sekiz dokuz ve 10 toplantıların dökümlerini inceledim bunları da bana e, Türkiye Diyabet Vakfı sağlamıştı. Ee, en üye kullandım. İşte karışık kodlama yöntemiyle hem tüme varımsal hem tümden gelimli şekilde e, kodlamalar yaptım ve e, teorik çerçeve olarak da Walt ve Gilson'ın politika üçgeni çerçevesini kullandım. Bu gördüğünüz gibi dört köşesi olan bir üçgen. E, Walt ve Gilson şöyle diyorlar, daha önce yapılan sağlık politikası analizlerinde hep içerik odaklı bir analiz yapıldığını söylüyorlar ve e, politika programlarının başarılı veya başarısız olmasında aslında içerikten çok daha fazlasının etkili olabileceği görüşündeler. Bu yüzden de bağlam, süreç ve aktörler açısından da e, bu programları incelemek gerektiğini ortaya koyuyorlar. Ben de literatürde genel e, eğilim bu yönde olduğu için ben de bu şekilde e, inceledim. Bu yüzden bulgularımı size e, bu dört aşamada anlatacağım. Öncelikle içerik konusunda yani bu politika dökümanı tabii tahmin ettiğiniz gibi kalabalık zengin bir döküman ve içeriğinde de pek çok şey var. Şu an sadece kısaca çok hani karşımıza sıklıkla çıkan kısımlarını kısaca bahsedeceğim. Bu... Türkiye Diyabet Programı'nda genel sağlık sigortası kapsamının diyabet hastalarının yararına olacak şekilde genişletilmesinden bahsediliyor. Çünkü böyle bir ihtiyaç tespit edilmiş göründüğü kadarıyla. Asıl koruyucu strateji olarak bilinçlendirme çalışmaları öne çıkıyor. Yani bir koruyucu sağlık politikası olarak diyabet için söylüyorum. İnsanların bu konudaki bilinç seviyelerini arttırmaya yönelik şeyler çok sıklıklar, e, hasta eğitimi ve sağlık çalışanları için meslekçi eğitim işte bunlardan birkaçı bunların arttırılıp iyileştirilmesi gerektiği e, yönünde pek çok ibare var. E, tip 1 diyabetli çocuklar için tedavi ve takip masraflarının sigortalılık durumlarından bağımsız olarak ömür boyu karşılanacağı e, ifade ediliyor. Ee, okullarda makul uyumlaştırma ihtiyacı tanınmış durumda ve bunun gereğini yapılması gerektiği yazıyor. Makul uyumlaştırma e, okulun hem fiziksel hem de e, hem fiziksel alanından hem de sağladığı hizmetlerden yararlanmada diyabetli çocukların diyabet olmayanlar kadar rahat ve eşit şekilde her şeye erişebilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması anlamına geliyor. Son olarak da bilgi yönetimi, izleme, değerlendirme ve raporlama ile ilgili eksiklikler tespit edilmiş. Bunların arttırılması ve iyileştirilmesi gerektiği söyleniyor. E, aktörlere baktığımızda tabii ki bu politika dokümanını e, yazan insanların büyük bir kısmı tıp doktorları. E, ama bunun yanı sıra işte Türkiye Büyük Millet Meclisi mensupları, bakanlıklar, Sağlık Bakanlığı'na bağlı alt birimler, belediyeler, üniversiteler, meslek örgütleri e, uzman kişiler ve sivil toplum aktörleri de e, bu dökümanın yapımında katkı sağlamışlar. Böyle yazıyor. E, bir de diyabet parlamentosu var. diyabet parlamentosu e, yani şöyle aslında bu politika dokümanına baktığımızda sivil toplum varlığı çok fazla hissedilmiyor bence. Ama e, orada yazandan çok daha ciddi bir sivil toplum e, çevresi var bence Türkiye'de. Ve e, bu dernekler, vakıflar Uzun yıllar boyunca hasta dernekleri, işte meslek örgütleri, uzun yıllar boyunca bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmışlar. Çok bilimsel ve kapsamlı çalışmalarla veri toplamışlar, işte hedefler belirlemişler, eylem planları ortaya koymuşlar. Bunlar daha sonra bütün bu sivil inisiyatifler diyabet Parlamentosuna evriliyor ve diyabet Parlamentosu burada gördüğünüz bütün aktörleri, ayrıca da hastaları ve hasta yakınlarını da kapsayan ee, çok geniş katılımlı bir oluşum ee, bu diyabet parlamentosu cumhurbaşkanlığı himayesinde işte SGK bünyesinde falan sanırım toplanıyor ve e, milletvekilleri bakanlıklar onlar bunlar bayağı bir katılım var aslında kurumsal olarak gerçekten kapsayıcı bir ortam görüyoruz ama e, kişisel bazda o kadar olmadığını düşünüyorum çünkü e, mesela toplumda tip 2 diyabetli insanların oranı tip 1 diyabetli e, insanlara göre yani böyle %90'a %10 bir oran e, da var oldukları söylenebilir. Hani bu dünya çapında böyle genel olarak. E, ama diyabet parlamentosunda tip 2 diyabetli hiç kimse yok. E, ilginç i̇lginç bir şekilde hep tip 1 diyabetlilere yer verilmiş. E, burası insanların sorunları ortaya koyduğu, haklarını talep ettikleri, işte savunuculuk yaptıkları çok e, çeşitli aktörlerin birbiriyle fikir alışverişi yaptığı bir platform. E, ayrıca yani sadece böyle oturup sorunlara işaret etmek değil ama bir çözüm yolları aratmak ve e, kamu ve sivil toplumun nasıl e, işbirliği yapabileceği şey gibisin şeyleri tartışıldığı bir yer. E, Türkiye'nin diyabetle ilgili bağlamına baktığımızda Türkiye'de 6.5 milyon diyabet hastası olduğu söyleniyor. Bu bilgiyi ben Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun 9. Diyabet Atlası'ndan aldım 2019'da yayınlanan. Yalnız burada şöyle bir şey var. E, onu da belirtmem gerektiğini düşünüyorum. Bu sayı aslında 2010 yılında yapılan e, TURDEP 2 çalışmasından alınmış bir sayı, orada bulunmuş. Yani bu demek oluyor ki 2010'dan beri aslında elimizde güncel bir veri yok. E, eminim yani medula sisteminde falan vardır ama e, halka açık bir veri yok ve bunun da politika yapım süreçlerine çok e, olumsuz etkileri olabileceğini düşünüyorum açıkçası ve biz bu altı buçuk milyon e, şeklindeki sayıya istinaden o Avrupa'da işte birinci üçüncü olmuşuz hani şu an gerçek verilerle neredeyiz nasılız bunu bilmek e, zor ama hani bu işin çok e, iyi yönde ilerlemediğini düşünüyorum o zamandan beri e, Türkiye'de diyabetle ilgili sağlık harcamalarını belli ölçüde karşılayan evrensel bir sağlık sigortası var. Yani bu bazı açılardan e, tartışmalı bir kavram olsa da sonuç olarak e, diyabetle ilgili temel ihtiyaçlarımızı karşılayan e, ve ülkenin çok büyük bir kısmını kapsayan bir genel sağlık sigortası var. E, ayrıca da Hani bu konuyla ilgili olabileceğini düşündüm ve diyabet parlamentosunda da sıklıkla dile getirilen sağlıklı dönüşüm programı var 2003'ten beri uygulamaya konmuş olan bunun özellikle aile hekimliği modeli ve performansa dayalı ödeme sistemi e, unsurları e, diyabet ve kronik hastalık yönetimi konusunu Aslında yakından ilgilendiren şeyler. E, asıl bizi sonuca götürecek kısımlar biraz daha burada süreçler kısmında bu e aslında şöyle Walton e yöntemini kullanan çalışmalar bu kısımla ilgili verileri daha çok e ilgili kişilerin işte derinlemesine mülakatlarıyla e toplamışlar. Ama ben bunu alternatif olarak diyabet parlamentosundaki konuşmaları e, bir veri kaynağı olarak kullandım çünkü geriye dönük o kadar çok aktörün o kadar kapsamlı şekilde kendi ifade ettiği bir ortamı e, başka türlü elde etmek zordu. E, bu e, diyabet parlamentosu tartışmalarında ortaya çıkan çok belli başlı başlıklar e, burada gördükleriniz. E, sınırlı diyabet farkındalığı pek çok Kişi tarafından hep dile getirilen bir eksiklik e, gerek toplumda olsun gerek e, hastalar arasında gerekse prof sağlık profesyonelleri arasında özellikle de birinci basamak sağlık hizmet sağlayıcılarında e, diyabetle ilgili yeterli bilgi seviyesinin olmadığı düşünülüyor. E, örneğin okullarda e, burada gördüğümüz gibi. İşte bazı öğretmenler çocuklar korkar bahanesiyle sınıflarda kan şekeri ölçümüne ve insülin yapılmasına izin vermedikleri için çocuklar bu ihtiyaçlarını mesela tuvaletlerde yapmak, karşılamak zorunda kalıyorlar. E bu durumda mesela az önce bahsettiğimiz e, makul uyumlaşma hedefine pek de ulaşılamadığını aslında görüyoruz. E, tedarikle ilgili sorunlar da çok büyük bir sorun. Özellikle özelleşmiş hizmetlere erişim kısmı çok sıkıntılı. Çünkü diyabet e, Türkiye'de dahiliye ve endokrin uzmanlarının, e, yani onların alanına bırakılmış bir konu gibi gözüküyor. E, ki onlara bile ulaşmanın çok zor olduğunu söylüyor çeşitli illerde yaşayan insanlar. E, ama bunların dışındaki, diğer uzmanlar zaten yani tamamen ulaşılamaz durumdalar neredeyse. Örneğin diyabet diyet diyetisyenleri, işte diyabet eğitim hemşireleri, ayak bakım uzmanları mesela psikologlar vesaire hani diyabet tedavisinin bir parçası değiller. örneğin Türkiye Diyetisyenler Derneği Başkanının 2018'de verdiği bir bilgiye göre 855 kamu hastanesi için 600 tane diyetisyen bulunuyor o tarihte Türkiye'de. Yani bu demek oluyor ki her hastaneye bir diyetisyen bile düşmüyor aslında. Bir diğer başlık tıbbi cihazlarla ilgili sorunlar. Bunların hem geri ödeme kapsamının çok yetersiz olması, devletin birçok şeyi karşılamaması veya çok küçük miktarlarda karşılaması bunların erişilebilirliğini ciddi şekilde e, kısıtlayan şeyler. E, ulaşılabilenlerin de kalitesi ve verimliliği apayrı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. E, bu alıntıda mesela bir tip bir diyabet hastasının e, bir akrabasının işte baygınlık geçirmesiyle ilgili yaşadıkları yazıyor. Ee, şekeri ölçüyorlar 162 çıkıyor acile götürüyorlar orada ne olduğu tam anlaşılmıyor kendisi ben de sağlıkçıyım diye yalan söyleyerek zorla şekerine baktırıyor ve e, 52 çıkıyor biyokimya laboratuvarında da 32 olarak geliyor sonuç yani bu e, cihazın en başta yanlış ölçüm seviyesini çok güzel özetleyen bir anekdot e, bu gibi bir yanlışlık bir diyabet hastasının çok kolayca ölümüne yol açabilecek bir sorun çünkü yani şekerinin buraya çıktığını düşünen bir insan insülin vurduğunda ama aslında şekeri bu kadar düşmüş olduğunda gerçekten hani yaşamsal sonuçları olabilecek bir şey yaşamış oluyor burada mesela yani bu biraz uzun bir alıntı hepsini yani paylaşmak istedim çünkü birçok şeyi aslında özetlemiş birisi. Tip 1 diyabetli çocuğunun daha az acı çekmesi için yapmak zorunda kaldığı ödemeleri anlatan bir babanın söyledikleri. Burada 2016 yılında sanırım yani iki sene önce diyor insülin pompasına 5000 lira vermişler ve bunun 3500 lirasını devletin ödediği söyleniyor. Daha sonraki ee, okuduğum parlamento tutanaklarında bu sayıların yani 5 bin liranın 13-15 bin liralara kadar çıktı ama SGK'nın ödediği kısmın hala 3500 lira olduğu dan bahsediliyor. Bu yani onlarca yıldır güncellenmemiş bir meblağ anladığım kadarıyla. Bu tabii ki yani şu an artık ne seviyelere gelmiştir tahmin edemiyorum. Ee, i̇nsanların bu gibi araçları erişimini ciddi şekilde kısıtlayan bir durum. Ee, son olarak koruyucu yaklaşım eksikliği Türkiye'de e, medikal pratiklerde genel olarak aslında karşımıza çıkan bir e, mesele. genelde Türkiye'nin sağlık sisteminin e, koruyucu değil tedavi edici odaklı olduğunu söyleyebiliriz. Diyabet parlamentosu katılımcılarının birçoğu tedaviye harcanan bu inanılmaz paraların sadece çok küçük bir kısmı korunmaya harcansaydı çok daha verimli sonuçlar alınabileceğini söylüyorlar. Burada Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü kendisi bahsediyor. Mesela işte bu 2010 7 yılında sanırım 16 bin ayağın kesildiğini söylüyor. Yani aslında diyabetin bir tek mali yükü değil, aynı zamanda işgücü kaybı ve insanların hayat hayata katılamamalarıyla sonuçlanan pek çok başka komplikasyonları olabiliyor. Hani bunun maliyetini aslında bütün bunlar açısından düşünmek gerekiyor. Bu Koruyucu yaklaşım eksikliğini ben şöyle sıkıntılı buluyorum özellikle yani zaten neden sıkıntılı olduğu belli ama bir de şöyle bir boyutu var dünya çapında genel olarak bir yaşam tarzı söylemi var yani diyabetin nedenlerine baktığınızda ilk sırada hep yaşam tarzından bahsediliyor işte insanların sağlıklı beslenmek ve spor yaparak diyabetin önlenebileceği geciktirilebileceği vesaire ama işte e, mesela devlet yani Türkiye'de siz diyabet olduğunuzda birçok şeyinizi karşılıyor e, birçok ihtiyacınız hepsini olmasa da gördüğümüz gibi e, size ilaçtı işte tahlilde oydu buydu birçoğunu aslında devlet karşılıyor ama e, diyabet olana kadar ki kısımda pek bir yatırım göremiyoruz bu tabii ki çok sıkıntılı bir durum yani e, bu yaşam tarzı söyleminin biraz e, bu sorumluluğu devletten bireye atmak olduğunu ben düşünüyorum. Ee, ve yani aslında sos e, sağlığın sos e, sağlığın sosyal belirleyicileri açısından baktığımızda devlete de herkese de pek çok iş düşüyor. Çünkü e, yani sağlıklı bir yaşam tarzı oturtmayı insanın gelirinden, satın alma gücünden, işte e, kentte yaşıyorsa oranın şartlarından, spor alanlarından e, ne bileyim çalışma var diyalarından vesaireden ayrı düşünmemiz imkansız aslında. O yüzden e, bütün bu politikaların halk sağlığı sonuçları düşünülerek e, aslında düzenlenmesi gerekiyor. E, sonuç olarak kısaca özetlemek gerekirse. E, Vardığım en ilginç sonuçlardan biri politika dokümanının tartışmalarda bir referans noktası olmaması oldu yani diyabet parlamentosunda yıllar boyunca bütün diyabetle ilgili aktörler konuşurken bir kere bile e, bir şeyden bahsedilmiyor yani Türkiye'nin diyabet programından bahsedilmiyor e, tartışma konuları genel olarak aynı zaman içinde değişmiyorlar bu da bizde anlamlı bir ilerleme ve e, kazanım olmayabileceğini sonucuna götürüyor. Güncel güvenilir veri ihtiyacı zaten aşikar. Sonuçta tespit edemediğimiz bir hasarı düzeltmek ve bu yönde yeterli politikalar yapmak çok zor. Bu politika dökümanının başlıca koruma stratejisinin insanları bilinçlendirmek olmasının da sorumluluğun devletten bireye atılmasının bir yansıması olduğunu düşünüyorum ben. Ve genel olarak böyle bir söylem var. Ee, sivil toplum ve politika yapıcılar arasında belli ki bir iletişim eksikliği de var. Çünkü yani hem politika dökümanında e, diyabet Parlamentosu'nda tartışılan konuların pek çoğunu görmüyoruz. Hem de diyabet Parlamentosu'nda politika dökümanından bahseden yok. Demek ki arada e, anlamsız bir kopukluk var. E, ve politikaların yani politika programı ile uygulama arasında da ciddi bir boşluk olduğu zaten ortada. Diyabet politikası analizi literatürü bize diyabet müdahalesindeki yaklaşımlarla ilgili bir tipoloji sunmuyor açıkçası. O yüzden ben bu bahsettiğim boyutlarıyla diyabet politikalarını incelerken bazı sınıflandırmalar yapabilmek için kullanabileceğimiz ikilikler öneriyorum tezimde. Bunlardan bunlardan Birincisi dikey ve yatay e, sağlık politikası modelleri. Aslında Türkiye'de diyabet tedavisi dikey bir model değil. Çünkü dikey olması demek e, özel olarak bir hastalığın tedavisine ayrılmış, diğer sağlık hizmetlerini sağlamayan ayrı özel birimler demek. Yani mesela Verem Savaş dispanserleri gibi sadece belli bir konuda özelleşmiş birimler olduğu anlamına geliyor. Türkiye'de tamam böyle değil. Hani Hastaneye gidip e, bir hizmet alıyorsunuz diyabet hastası olarak. Ama yapılanma biraz buna benziyor. Çünkü e, diyabet sadece bir endokrin bozukluğu değil. Sadece dahiliyenin bir alanı değil. Bunun yani gözle ilgili işte e, ne bileyim ayaklarla ilgili, böbrekle ilgili pek çok farklı sonuçları olabilir. O yüzden aslında en başından itibaren daha bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekiyor. Ama Türkiye'nin politikasındaki kısa vadeli hedefler ve akut çözümler ile karakterize olması, ben biraz dikey tipi bir yapılanma olduğunu düşünüyorum. Tedavi ve koruma model odaklı modeller arasında zaten bahsettik, tedavi odaklı olduğunu görüyoruz. Çünkü yatırımlar genel çok büyük oranda bu yöne yapılmış ve koruyucu önlemler özellikle sağlığın sosyal belirleyicileri çok ciddi şekilde göz ardı edilmiş durumda hastalık ve hasta odaklı yaklaşımlarda hastalık odaklı bir yaklaşım görüyoruz aslında hastalık odaklı bile tam olarak değil çünkü yani Tıp doktorlarının çok bariz ve basit bir ayrım olduğunu ifade ettikleri tip 1 ve tip 2 diyabet arasındaki ayrım bile, Devlet katında gözetilmemiş ve e, bu ikisi bir hastalık olarak ele alınıyor. Hep diyabet olarak tek gen yani topikül ele alınıyor ve bu da aslında e, doğru şekilde politika oluşturmayı ve e, doğru şekilde müdahale etmeyi engelleyen bir yaklaşım. Bir kere her şeyden önce bunları ortak bir bütçe atanması zaten e, hani hem insan yani özellikle tip 1 diyabetlileri mağdur eden bir durum çünkü. Aslına baktığınızda tip tipiki diyabetlinin belki onda biri kadar bile tip 1 diyabetli insan yok ama herkese sağlanamayacak bir şey hiç kimseye sağlanmadığı için bu tip 1 diyabetli insanların çok basit şekilde çözülebilecek sorunları da bütçe yetersizliğinden çözülemiyor ve son olarak devletin toplumun tamamının bütüncül yaklaşımı yerine grup temelli bir yaklaşım görüyoruz. Devletin sadece sağlık e, hizmetleri odağında ve sadece belli e, grupları hedefleyen işte çocuklar hamileler risk grupları vesaire gibi e, sadece sağlık bakım sistemi kapsamında bir e, mücadele şekli görüyoruz e, bu kadardı dinlediğiniz için çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim. gerçekten iki sunum da birbirinden güzeldi Şimdi ben kaydı kapatıyorum.